Evet, 10 Büyükelçi'den gelen Osman Kavala'ya serbest kalsın çağrısı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan persona non grata, yani istenmeyen adam talimatı Avrupa basınında nasıl yankıladı? Haberlere baktık ama ayrıntıları alalım. Şimdi Almanya'ya gidiyoruz. Vatan Partisi yurtdışı temsilcisi Ali Mercan bizlerle birlikte Skype bağlantısı üzerinden. Ali Mercan, hoş geldiniz gün ortasına. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok, Yeşim Er çok Yılmaz. Teşekkür ederim. Şimdi sizinle konuştuk. Haberimizde de verdik ama Ali Mercan, detayları alalım. Öyle başlayalım. İlk olarak nasıl yankı buldu? Son gelişmelerle birlikte bugüne yansıyanlarla ilgili neler söylersiniz? Sonra Alman gazetesi ve diğer Amerika'dan gelen açıklamalarla detaylandıralım. Olur mu? Buyurun. Evet. Şimdi bütün vatandaşlarımıza batıdan esen rüzgarlar anlamında gerçekleri açıklamak durumundayız. Bütün basın doğusu, Amerika'sı, Avrupa'sı vesaire çok ilginçtir. Sanki tek bir merkezden bir açıklama yapılmış ve herkes bunu yayınlıyor gibi, birkaç istisna dışında. Şimdi başından şunu söyleyelim, en sonunda açıklandı. Türkiye'ye karşı yürütülen Biden planının, yani Amerikan Cumhurbaşkanı Biden'ın Türkiye'yi kuşatma, Türkiye'de iç kargaşalık yaratma ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı kışkırtma yapma faaliyetlerinin bir parçası olduğu bizzat kendi ağızlarında New York Times gazetesinde yayınlandı. Zaten bunun bu gelen noktada bu şekilde olduğunu söylüyoruz. Gene başından söylerim, çok ilginçtir. Burada büyük siyasi partilerin ve Türkiye ile iyi ilişkiler kuralım diyenlerin Türkiye'ye saldırmaları yanında Almanya için Alternatif Partisi kesinlikle Avrupa'nın Türkiye'ye karşı bu tutumunu eleştirdi. Diplomasiden aykırıdır ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tutumunu destekleyen bir karar aldı dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Türkiye müdahalenin yolunu kapattı, fermuarı çekti. Aynen bu açıklama ve Türkiye'ye karşı bu bir eylemdir, bu bir diplomatik tavır değildir diyerek Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ı eleştirdi. Yani bu, belki birçok kişi bunu beklemiyordu ama biz tahmin ediyorduk tabii tutumlarını. Çünkü onlar da kendi çaplarında Atlantik Paktı'na karşı Almanya'nın bağımsız Almanya olarak kendi başına karar vermesi çizgisini öven veya o tarafta yer alan ve ilginçtir, aynı zamanda kendi partisi sahip çıkmazken Merkel'in Türkiye'deki görüşmelerine sahip çıktı ve onu destekler mahiyette bir söylem kullandı. Şimdi ayrıntılara geçersek, sizin de ayrıntılara bahsettiğiniz geçelim gibi, ama şu var: şimdi Almanya 14 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kararına uymamış. Yani Türkiye'ye evet, uyması gerektiği talimatını veriyorlar. Yani Türkiye'yi sürekli tehditvari açıklamalar görüyoruz. Bild gazetesinin Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldığını gördük. Bild gazetesi ne evet, yapmak istiyor? Şimdi Almanya zaten haberlere baktığımız zaman göreceğiz, bu sınır dışı etme bakımından en mimli ülkelerden birisi. Yani çok sayıda sınır dışı var vesaire, veya kendisi başı belaya girmiş. Diyelim bir önceki Amerikan Büyükelçisi, Berlin Büyükelçisi müdahaleler yaptı Almanya'ya karşı ve Almanya Dışişleri açıklama yaparak bir işgal kuvvetleri komutanı gibi davranıyor diyerek ona karşı bir sınır dışı kararı aldı. İstenmeyen adam kararı aldı. Şimdi bütün bunlar görülürken Türkiye'nin bu tavrı karşısında ne yapıyorlar? Şimdi Bild gazetesi ilk defa bu tavır belirleyen gazete oldu Türkiye'ye karşı. Burada işte şu ibareleri kullandı ilk çıktığı gün Bild gazetesi: Erdoğan çıldırmış gibi davranıyor Türkiye'ye karşı. Ama biz susmayacağız, dayanmayacağız gibi bir savunma pozisyonu aldı. Şimdi Bild gazetesi dediğimiz zaman önemi nereden geliyor? Atlantik bağlantısının, yani Amerika ile Avrupa'daki Atlantik sesini dinleyen medya gruplarının, light medya denilen, yani yöneten, yönlendiren medyanın en büyük gazetesi. Milyonlarca satan, salgın dönemine kadar 5-6 milyon satıyordu. Şimdi gene milyonları buluyor, o kadar olmasa bile. Ama onun işaret vermesi tabii bütün Avrupa'da önemli bir şey sayılıyor, işaret sayılıyor. Ve orada Türkiye'nin
10 büyükelçi ile ilgili aldığı karara karşı bir işaret bir şeyi Atmış şey yapmış oldular. oluyor. Birçok da sizin de bahsettiğiniz gibi uydurma, yok filancayı sınır dışı ettiler, falancaya sınır Tabii. dışı geldi. Bütün bunlar olmamış şeylerdi. Norveç ve Yalanlama Hollanda'dan geldi bu şekilde zaten. açıklamalar vardı. Ama Bild Evet, gazetesi evet. burada dikkat çekiyor. Yani hem Alman hükümetine bakıyorsunuz, bugüne kadar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne 14 karar ihlal edilmiş. Tabii, Yani tabii. Avrupa ülkelerinde bir ülke Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına karşı ya da kendi yasal hukuku çerçevesi ilerlediğinde hiç sorun yok. Hiçbir tepki gösterilmiş mi bugüne Evet. kadar? Hayır. Yunanistan'a Evet. bakıyorsunuz, diğer ülkelere bakıyorsunuz. Norveç'te de var yine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına uyulmayan hareketler. Evet. Hiçbir tepki yok. Ama Evet. Türkiye, özellikle Osman Kavala kritik bir başlık. Üzerinden yapılan açıklamalar, zamanlaması zaten keza çok önemli. Bunlar devam Evet. ederken 10 büyükelçi Türkiye'nin iç işlerine karışmaya kalkıyor, değil mi? Şimdi Tabii. biz Sayın İsmet Özçelik'le de Cuma günü konuştuk. Evet. Yani arkasında Amerika Birleşik Devletleri var ya, ilk cümle buydu. Ve New York Times size biraz bahsettiniz ama biraz detaylandıralım. Arkasında Amerika Birleşik Devletleri var diyor. Hatta talimatı Amerika verdi diyor. Evet. Nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi yani resmen şu bir talimattır diye bir belge gönderilmesi şart değil. Çünkü Türkiye'ye karşı bu tavırların tamamı Amerika Birleşik Devletleri ve şu andaki çizgiyi belirleyen Joe Biden tarafından yönetilmektedir. Çünkü bilindiği gibi Amerikan sistemi, hegemonyacılık sistemi çökmektedir ve dünya üzerinde Türkiye etrafında bir kuşatma yaparak varlığını ispatlamaya, sürdürmeye çalışmaktadır. En son biliyorsunuz Afganistan'da kuyruğuna teneke bağlanarak kovalandı. Diğer yerlerden de çekilme, Suriye'den bile çekilme lafları dolaştı, panikledi PKK ve terör örgütleri. Ama yani Türkiye'ye karşı bütün bu saldırıların planlayıcısı, yönlendiricisi, dünya çapındaki saflaşmaya baktığımız zaman gerçekten Amerika'dır, Joe Biden'dır. Bunu zaten belki bunu bilmeyenler vardır diye New York Times lütfen yazdı ama herkes zaten bunu biliyordu. Bu Türkiye'ye karşı şeyleri şimdi Almanya'daki özellikle yani Avrupa'nın lider ülkesi olduğu için Almanya'daki basına ağırlık verdik. Diğerlerine de baksak hepsi aynı şeyi, birinci haber, aynı şeyler. Türkiye'ye bir şey yapalım, Şu anda müdahale tüm edelim Avrupa vesaire ülkelerinde gibi. birinci haber Türkiye mi? Birinci haber, bütün hepsinde sabah haberleri herkes birinci diyelim Alman birinci kanalı ARD sabah ilk haberlerde hemen Kılıçdaroğlu'nu övüyor. Diyor ki Türkiye'de aynı Batı gibi bizim gibi bu şeylerin 10 büyükelçiye karşı tavrı eleştiriyor. Buna karşı mücadele edecek falan gibi Kılıçdaroğlu'na ve içerideki muhalefete, sözde muhalefete Destek veriyor. cesaret veriyor. Şimdi Almanya'daki en ciddi gazete sayılan Frankfurter Allgemeine Zeitung ki birçok konuda Türkiye'nin lehinde yanında gibi durmakla birlikte Kavala'ya karşı tutumu ve diğer bu 10 büyükelçi şeyini şöyle söylüyor. Efendim işte hükümet yıpranıyor, hükümetin puanları düşüyor vesaire. Ekonomik kriz ki doğrudur bütün bunlar. Ama bütün bunları önlemek için, gündemi değiştirmek için bir 10 büyükelçiye rest çektiler. Kavala'yı şey yapmıyorlar, serbest bırakmıyorlar vesaire gibi bir şey yapmaya çalışıyor. Bir mazeret göstermeye çalışıyor Türkiye'ye karşı yapılan saldırılara. Bunun yanında bütün gazetelerde benzer şeyler var. Tek tek şimdi hep birbirine benzediği için politikacılardan aynı şekilde o çok Evet, önemlidir. 10 siyasi parti lideri değil mi? Yanlış söylemiyorsam siyasi partilerden gelen açıklama var. Türkiye Evet. yaptırım açıklamasında bulunuyor Almanya'da. Evet, Siyasi partiler, Alman. şimdi onun detaylarını alalım ama bir de Merkel'siz yeni bir dönem. Son olarak Evet. Merkel Türkiye'ye Evet. gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la veda turu kapsamında bir görüşme ve açıklama da yapmışlardı ardından. Nasıl Evet. okumak gerekir, ne olacak bundan sonra? Hem Türkiye-Almanya ilişkileri hem bu Evet. siyasi partilerden gelen yaptırım çağrılarını biz nasıl anlamlarız? Yani bir anlam katalım mı, nereye koyalım? Sizden dinleyelim. Tabii bütün diğer haberleri veren basın organlarında da AfD'nin meclis grup başkanı, vekili ve dış ilişkiler sözcüsü hariç diğerlerinin hepsi siyasiler ve basın da bu konuda şey yaptılar. Merkel'in Türkiye ziyaretiyle
Merkel dönemi kapanıyor. Ancak Merkel'in geliştirdiği çizgi Türkiye ile iyi ilişkiler, Merkel de ağzından söylemişti. Jeostratejik önemi, önümüzdeki dönem Türkiye ile ilişkilere önem verelim vesaire açıklamalarına rağmen bunun işte aslında işlemeyeceği gibi tersine yönen Amerika'nın şeyiyle bu müdahale anlamına gelen Biden'ın tutumuyla birlikte Türkiye'nin aslında Merkel'le anlaşılan noktada değil de bakın işte tersine 10 büyükelçiyle şöyle tavır alıyor, böyle tavır alıyor şeklinde. Oysa gerçekte kendileri de ifade ediyorlar. 10 büyükelçinin toplu olarak yaptığı şey burada AfD'nin de söylediği gibi siyasi bir eylemdir. Bu diplomatik olarak efendim bunu görüşelim tekrar Kavala vesaire. Çünkü Kavala Türkiye'nin iç işlerine karışmak için bir bahane olarak kullanılmaktadır. Türk yargısına müdahale Müdahale. olarak diğer taraftan şeyi de öyle HDP'nin başkanı ile Selahattin Demirtaş'la ilgili kararlar da böyledir. Şimdi diplomasi dediğimiz zaman şu açıklamalara, partilerin açıklamalarına devam edelim. Bir kere Avrupa Parlamentosu Başkanı yılmayacağız, devam edeceğiz. Yani burada bir savunma pozisyonunda aslında bu şunu da gösteriyor. Türkiye burada üstün konumdadır ve inisiyatif almıştır çünkü haklıdır. Tamamen iç işlerine karışan 10 tane büyükelçi bir araya geliyor Sassoli'nin ve bir eylem açıklamasından yapıyor. bahsediyorsunuz değil mi? Avrupa Parlamentosu'ndan gelen. Avrupa Parlamentosu Başkanı Evet. yani Türkiye'nin tutumuna karşı direneceğiz. Bu bir müdahaledir. Siyasi partilerden Liberal Parti gene aynı şekilde Türkiye'nin tavrına karşı müdahale edilmek ama daha Evet. çarpıcısı bakın ileri sürülen iki önemli parti var ve hep Türkiye'yi sanki ve buradaki vatandaşlarımızı kollayan onların hakları için tutum alıyorlar gibi birisi Yeşiller Partisi. Cem Özdemir derhal çok sert bir tavır alınmalı Türkiye'ye karşı büyükelçisi derhal dışarı atılmalı ve Türkiye ile ilgili konsey, monsey her şey iptal edilmeli. Yeşiller Partisi Cem Özdemir Evet. adına bakmayın. En Türkiye'ye karşı en büyük düşmanca tutumu alan. Diğeri Sevim Hanım Sol Parti'den Dağdelen, Sevim Dağdelen Sol Parti'den şimdiye kadar hep PKK lehine açıklama yapan PKK'ya destek verilsin ama Türkiye'ye silah ambargosu uygulansın diyen bu konuda da gene aynı şekilde şöyle diyor Türkiye bütün silah ticareti vesaire durdurulsun ama PKK'ya destek devam etsin. En son şeyde de şunu söylüyor. Amerika'da alınan bir kararı ülke ocakları derhal kapansın. Yani ülke ocakları milliyetçi olduğu için ve Türkiye'yi ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni savunduğu için gerekçe bu. Almanya'da bir eylem meylem yaptığı Tabii. yok bir şeyini görmedik şimdiye kadar. Onun da derhal kapatılması ve Türkiye'ye en sert şeyin tavırların takınılması gerektiği konusunda bir açıklama yapmaktadır. Bunlar da bizim için ibret vericidir. Çünkü yeni kurulmak istenen koalisyon Almanya'da Merkel'in şimdiye kadar geliştirdiği çizginin zıttına olan bir şey içerisinde Yeşiller Partisi vardır. Sol Parti daha önce düşünüldü ama gerekli sayıda milletvekiline kavuşamadığı için şu anda dışında kalıyor ama program olarak destekleyen bir konumdadır. Yani bu yeni kurulacak hükümetin Amerika ile daha yakın, istikrarsız olacağı belli ama Amerika ile daha yakın ve Türkiye'ye de bu son olayda da görüldüğü gibi bir karşıt Türkiye'ye müdahale eden bir konumdalar. Şimdi bir noktaya daha dikkat Daha çekmek o istiyorum. zaman Almanya-Türkiye ilişkileri biraz daha gergin geçebilir bundan sonraki Şu anda süreçte. gerginlik, şu anda Gözüken bu. gerginlik çünkü daha hükümet kurulmadan bunlar Türkiye'ye silah ambargosu olsun, insan hakları kararları uygulansın. Zaman veriyorlar. İşte 30 Kasım'a kadar Kavala şey olmazsa, bırakılmazsa, serbest bırakılmazsa, Selahattin Demirtaş kararı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin uygulanmazsa en ağır yaptırımlar Türkiye'ye karşı başlatılmalıdır. Bu önerileri yapmaktadırlar. Ancak bunun dünyadaki gelişmelere baktığımız zaman, dünyadaki gelişmelerle izah etmeye çalıştığımız zaman biraz önce değerli gençlerimizin yaptığı açıklamada görüldüğü gibi bu gelişmeyi tersine çevirmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Zaten gazetelerdeki haberlerde tabii Avrupa'da olan ve yabancı dille takip edebilen arkadaşlar çok açık görecektir. Türkiye burada
inisiyatiflidir, üstün konumdadır ve bölgenin lideri konumundadır. Avrupa ise savunmadadır. Bunu geri çevirecek şeyler yok. Ancak işte Atlantik'in hamlesi nedeniyle bir süre daha bu koalisyon, yani 2 yıl en fazla diyen uzmanlar var bu konuda, analizciler var. Çünkü karşılarına aldıkları, şu anda en önde karşıya aldıkları güç Türkiye Cumhuriyeti'dir. Türkiye Cumhuriyeti ise bölgesel bağlaşıkları Rusya, Çin, ondan sonra İran, Azerbaycan, Suriye ile de ilişkiler, görüşmeler vesaire konusunda hep bir istekler bulunmaktadır. Evet. Ve Türkiye'nin kendi iç dinamikleri, yani kendi savunma sanayini geliştiriyor, bölgede aramalar ve çok bölge çapında en üstün enerji kaynaklarına sahip olduğuna şahit oluyoruz. Gittikçe burada Batı'nın kışkırtıldığı gibi Türkiye'ye karşı bir harekat yapması kesinlikle mümkün değildir. Bunu zaten Türkiye'de NATO'nun kışkırttığı bir 15 Temmuz darbe girişimini bastırarak göstermiştir. Şimdi burada Batı'nın, Avrupa'nın en çok ümit bağladığı şeylerden birisi de Türkiye'deki, sözüm ona, iç muhalefet. Yani deminki adından bahsettiğimiz Frankfurter Allgemeine Zeitung, FAZ yazarı Rainer Herman açıkça şunu söylüyor: Türkiye'de diyor 6 tane parti halinde diyor birleştiler, sımsıkı beraber çalışıyorlar, çevrimiçi dahil her yoldan ortak program ve yani Batı bunlara ümit bağlıyor. O şekilde ve Siyaseti Kılıçdaroğlu da yansımalarına ilk baktığımızda haberlerde Kemal Kılıçdaroğlu zaten övülüyor. suni gündem dedi. Temel Karamollaoğlu'na bakıyoruz. O da serbest bırakılsın çağrısında bulundu. Bir Evet. taraftan da Sassoli'nin paylaşımı demiştiniz siz biraz önce. Avrupa Parlamentosu'ndan gelen bir kez daha izleyicilerimize de bu paylaşımı aktaralım Sayın Ali Mercan. 10 Büyükelçinin sınır dışı edilmesiyle ilgili Avrupa Parlamentosu'ndan bir açıklama geldi Başkanı Sassoli'den. Türkiye hükümetinin otoriterliğe kayışının açık işaretidir. Gözümüz Evet. korkmayacak. Kavala'ya özgürlük diye bir tweette atmış oldu. Bir Evet. dipnot olarak belirtelim. Buyurun. Yani şimdi Avrupa'nın ve Batı'nın, daha doğrusu Biden yönlendiminde ona bağlı olan, o seslere dinleyen siyasi partilerin, ki şu anda önemli bir güç konumunu halen muhafaza ediyor çözülmek sürecinde olmakla birlikte, Türkiye'yi hedef alırken, hedef aldıkları bütün ülkelere karşı aynı sözleri kullanıyor ama şu anda birinci planda Türkiye hedef alınmaktadır. Totaliter rejim, diktatörlük, hatta bu sol parti gibi, adı sol ama Türkiye Amerika'ya demokratik ülke diyor, Türkiye faşizm diyor. Yani bu derece solcular, Türkiye hedef alınmaktadır ve Türkiye totaliter, antidemokratik derken aslında burada hep Tayyip Erdoğan lafı, onu şey yaparak, maskeleyerek söylüyorlar ama burada hedef alınan şey Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Evet. Türkiye'deki, içerideki muhalefette de uyum halinde Türk Devleti'nin bütün kurumudur, bürokrasidir, silahlı kuvvetleridir. Çünkü silahlı kuvvetleri bu sol partinin dediği gibi işte Güneydoğu'da Kürt vatandaşların yaşadığı yerlerde işgalcidir sözleri kullanılmaktadır. Bütün bunlar aslında ürkek bir şekilde Türkiye'deki muhalefet tarafından da dillendirilmekte ve eylemlerle de bu gösterilmektedir. Ancak Batı kendisi bir savunma psikolojisi içerisindeyken, Biden yönetimi şimdi Trump'la tekrar birbiriyle çatışma konumuna doğru giderken, Türkiye'deki muhalefet partilerinin hangi şeyle, cesaretle bunlardan umut bekledikleri, iktidar olmak hevesine düştükleri şaşırtıcıdır. Çünkü Türk milleti kesinlikle şu anda da Türkiye'deki şeyden, yansımalardan ta Avrupa'ya kadar rüzgar geliyor. Vatanının birliği için kararlıdır. Bu konuda mücadeleye devam etmektedir. Bütün milli güçler hızla birleşmektedir. Ve bu anda Sayın Genel Başkanımızın da ifade ettiği gibi Türkiye'de milli güçlerin bir koalisyonu, yani Vatan Partisi'nin mutlaka içinde olacağı, Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de içinde olduğu bir koalisyon, yani milli güçler temelinde ve milli çıkar bir Türkiye ittifakının gerçekleşmesi yönünde ilerlemektedir. Batı ham hayal peşindedir. İstediği kadar gazetelerde orada burada yazsınlar, bunun hiçbir geçerliliği yoktur. Şimdi kendileri bize
demokrasi dersi vermeye kalkıyorlar. Bize karşı demokrasi ve diplomatik yoldan hareket edelim dersleri veren Batı'nın bir bütün olarak yaptığı veya Amerika'nın yaptıklarını onayladığı eylemlere bakalım. Tır tır silahlar PKK'ya. Evet. FETÖ'nün darbe Batı değil girişimine mi? destek. Daha biz Afganistan'dan Amerika çıkarken konuşuyorduk. Almanya'da Evet. Kurmaz'dan açıklamalar gelmiyor muydu? Biz ne oluyor ya böyle Amerika'nın arkasına takılıp gidiyoruz demişti. 5.000 kişilik yeni Evet. ordudan bahsediliyordu. Rusya ile yapılan anlaşmaların arkasında duruluyordu. Amerika'ya karşı tek ses olmuşlardı. Öyle değil miydi? Yani açıklamalar genel Tabii. anlamda Avrupa ülkelerinden bu yöndeydi. Şimdi ne oldu Tabii. da Amerika'nın başını çektiği bu açıklamaya destek veriyorlar. Tabii ki hani burada bir müdahale var iç siyasete yönelik. Evet. Evet. Bugün belirtelim MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli saat 14'te de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşme gerçekleştirecek. Bakanlar Kurulu toplantısı da saat 15'te başlayacak. 15'teki toplantı öncesi olduğunu da belirtelim. Sayın Erdoğan ve Tamam. Sayın Bahçeli'nin görüşmeleri. Buyurun son cümlelerinizi alalım Sayın Son Mercan. cümlelerimiz, tabii Evet. bu görüşmeler şu andaki içinde bulunduğumuz atmosfere bakarak olumlu gelişmeler olmasını ümit ediyoruz. Zaten Sayın Bahçeli'nin son yaptığı açıklamalar, çıkışlar Batı'ya karşı ve üstelik bakın Türkiye'ye gideceğimiz yolla ilgili bir rotaya doğru gidiyor ve Sayın Bahçeli de bu konuda Rusya ve Çin'le ilgili ittifakların önemine vurgu yapan bir konuşma yaptı Türkiye için. Ne diyor? Diyor bu bölücü faaliyetler, emperyalizmin Batı'nın Türkiye'ye müdahalesi bir Çin'in kuşak yol çıkışını önlemek içindir. Ona Evet. bir baskı, onu iptal etmek içindir. İkincisi Rusya'nın Avrupa'ya ve Türkiye boru hattı, Karadeniz boru hattı ve Kuzey Akımı 2 vasıtasıyla yapılan Rusya'nın girişimlerini önlemek içindir. Yani buradan müttefiklerimizi güçlendirmek ve onların çıkarlarıyla birleşerek ki bunlar olası şeylerdir. Bir temeli vardır. Mutlaka. Gerçekleşme temeli. O bakımdan Batı'nın Türkiye'ye karşı hayalleri ham hayaldir ve içerideki onlara güvenerek muhalefet yapanlara da gerçekten acımak lazım. Yani bu çağda, bu devirde herkesin lanet okuduğu Amerika'nın yani işgalci işte bütün konularda yani söylemek istemiyorum kadınlara karşı tutumu şudur budur. Bütün bunlara bakarak bir Amerika'dan ve onun yörüngesindeki Batı tutumundan açıkça Türkiye düşmanlık yaptıkları halde bir kurtuluş beklemek, Türkiye'ye onları çağırmaya çalışmak gerçekten yazıktır ve ama bunun bir şeyi yoktur. Geçerliliği Peki. yoktur. Buradan hiçbir Son şey bir elde iki edemezler. cümlede şimdi merkezsiz Almanya demişken sizin bununla ilgili bir analiziniz de var. Bir iki cümlede alırsak ne olacak? Evet açıkladınız yeni partiler, işte Evet. oluşum, Türkiye'ye karşı hareketlenme, çağrılar. Evet. Bir iki cümlede ne bekliyorsunuz? Çok kısa. Dilerim. Estağfurullah. Sayın Ali Merkel Mercan'la dediğimiz konuşuyoruz. zaman Tabii ki bu noktada Ali Mercan. Merkel sonrası dediğimiz zaman yani burada bir Sayın Angela Merkel'e 16 yıl başbakanlık yaptı. En uzun istikrarlı İstiyorsanız bir soluklanın. Ben de bu arada bugünün özetinde izleyicilerimize ve dinleyicilerimize aktarayım. 10 büyükelçinin çağrısı vardı. Osman Kavala serbest bırakılsın demişlerdi. Ardından tepkiler peş peşe geldi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan persona non grata yani istenmeyen adam talimatı verdim dedi büyükelçilerle ilgili ve ardından tartışmalar devam ediyordu. Şimdi Almanya'dan gelen açıklamalar vardı. Sayın Ali Mercan'la değerlendirdik. Avrupa ülkelerinden gelen ve tabii ki New York Times gazetesinin attığı o başlık çok önemliydi. Hepsini değerlendirdik. Ama merkezsiz yeni dönem nasıl olacak? Sayın Ali Mercan'ın bununla ilgili analizleri şimdi var. Kısaca alalım, buyurun. evet yani Merkel'den sonraki dönem onun bıraktığı çizgi derken biz Merkel'e çok özel bir kabiliyet, yetenek veya özellik şey yaptığımızdan değil biliyorsunuz ülkelerin liderleri içinde yaşadıkları ortamın ürünüdürler. Şimdi Almanya şu anda Avrasya ile Atlantik arasında bir şey döneminde karar süreci içerisinde ama bütün gelişmeler Avrasya'ya doğru yönelmekte. Çünkü Son 2 dakika bu dünyanın arada Sayın Mercan belirteyim. efendim Son 2 dakika. tamam yani Alman sanayisi, Alman ekonomisi vesaire çok güçlü bir şekilde bir kere gelişmekte olan Çin'in varlığıyla devam edebilmektedir. Özellikle otomobil sanayi konusunda motor. Rusya ile ilgili ilişkileri bu Kuzey Akımı 2'den dolayı
çok stratejik önemdedir. Çünkü Kuzey Akımı 2 vasıtasıyla Almanya bütün Avrupa'nın enerji merkezi haline geliyor. Şu anda bütün dünyada en önemli konu fiyatları yükselten, sorun yaratan vesaire ekonomik krizde önemli bir yeri olan enerji sorunudur. Enerji sorununda Almanya Rusya ile bu ilişkisinden kopamaz. İstediği kadar Peki. Amerika şey yapsın. Zaten şu anda yeni koalisyon dediğimiz partiler içinde Yeşiller şeyin ruhsatını vermek istemiyor hükümete koalisyon kabul edilirse. Kuzey Akımı 2'nin çalışma ruhsatını vermek istemiyor. O derece Amerika'ya bağlı. Ancak dünyada bu derece Almanya bakın Merkel döneminde Atlantik'ten bağımsız karar verme, Amerika'nın karar vererek bizim uygulayamayacağımız bir Merkel'in kendi sözüyle Rusya olmadan Avrupa'nın güvenliği sağlanamaz. Peki, Rusya toparlayalım olmadan lütfen. ekonomimiz gelişemez gibi şeyler söylerken bunun tersine çevrilmesi mümkün değildir. Ama hayatta hiçbir zaman dümdüz yol yoktur. Şu anda Hristiyan demokratların bazı hataları nedeniyle kararsız tutumları, Türkiye'de de benzer bocalamalar oluyor. Bu şeyde koalisyon dönemini biraz değişik bir şekilde oluşacak ama bunun uzun Takipte süre olacağız. gitmesi Tabii mümkün Sayın değil. Mercan, siz de bize ayrıntıları aktarmaya devam edeceksiniz diyorum. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Tekrar yayınlarda görüşmek üzere. Tabii Bütün ki. herkese İyi Avrupa'dan çalışmalar. selamlar. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Vatan Partisi yurt dışı temsilcisi Sayın Ali Mercan bize Almanya'dan Avrupa'daki tüm gelişmeleri aktardı.